Balkıcığım hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Ben Türkiye'deyim bu arada. Öyle mi? Ben de Türkiye'deyim ama aynı şehirde değiliz artık sen Türkiye'de olunca. Kore'den sağlam döndün mü? Temelli mi döndün? Yok, sağlam dönmedim. İşe döndüm. Ha. Alemlere akıyorum. İş olarak mı alemlere akıyorsun? Evet, tam olarak işim bayağı bildiğin alemlere akıyor. iyi bari. Partiyi etlemeye geldim. Bu oyunu biliyor musun abi? Expeditions Rome oynuyorum. Hiç gördün mü? Biliyorum. Bir Oynadı. porsiyonda bitirdim. Sayın Fasih Bitirdin. oyunu, hatta son dönemde oynadığım tek oyun. Öyle söyleyeyim. Yaşa. Sayın Fasih Sayın'ın şeyine diyorsun. Ne düşünüyorsun oyunla ilgili? Bence eğlenceli bir oyun. Güzel bir oyun. Bir şey ihtiyaç. Kararlar mararlar falan neşeli. Evet, bu Expeditions'ın Efendim. diğerlerini oynamış mıydın? Oynamıştım. Bitirmiş Onu da miydin? çok beğenmiştim. Bunu da beğendim. Ya yaşa. Bitirmiş miydin Vikings'i de? Vikings'i de bitirdim abi. Evet, ben abi o kadar hızlı oynayamıyoruz tabii. Hem oyunu öğrenmek hem insanlarla bizim biliyorsun. Mesut yayınlarında biz böyle başına oturup uzun süre hiçbir şey yapmadan geyik yaparak oynayabiliyoruz ama ben de gitmeye Asıl zaten çalışıyorum. oyun o. Tabii işin güzeli öyle. Birazcık gittim. Asya Minör hikayesindeyim ben de. Karakterlerim de esas karakter. Bunlar NPC'ler tabii de esas karakterlerimiz var. Aytekin NCAE, Sinan Overkilos, Bijuvlion, Faius Pasifus. Bunları izledin mi? Bizim oynadığımız oyunları hiç izledin mi bilmiyorum. Görebildin mi? Korelerden Şimdi takip edebildin mi? Expeditions versiyonunu hiç izlemedim. Aha. Biraz XCOM izledim. XCOM bakıyorsun, anladım. Katılmaya da çalıştım. Evet. Expeditions'da ise sadece galiba ilk bölümü falan izledim. Eyvallah. Öyle söyleyeyim. Zaten ben de ancak oyunu öğrenip hızlı hızlı kendi kendime ve düzgün oynamaya başladım. Şimdi üste döndüm, tam şeydeyim. Bir tane hain vardı Karabiga'da, ihanetle Var. uğraşıyordu. Hayın. hain vardı. O hayını dövdüm. Şu hayınla bir Ama evet. konuşmam lazım önce. Sonra da level'ların falan var. Orada level atlarken sana da bak. Oyun... Did you Bu mu see hayın? Sextus has transferred to our camp? Hayın nerede? Oh, Prima Rhetoricus Smith. That's great. Bu herhalde. Let's go meet him later. Bu I öbür need my hayın. canteen fixed. He, burada Cassius. Tamam. Niye Hayır, lan? yayın göremiyoruz isyanı var hocam. Sen görüyor musun? Hayır, ben de görüyorum. Oğlum Ali bunu bana göremeyince ben de görüyorum. Bunu bana niye söylemiyorsunuz? Diyordunuz ha? Şimdi görüyoruz işte. Şimdi gördünüz. Evet. Hadi. Abi Pastas Lö para Çokomel eğrisi. Şimdi bu herif bize isyan etti. Bir dakika, ben oyunuma bulayım ha. İsyan dediğim daha doğrusu ihanet etti Cassius. Kim bunlar? Kim var yanında? Kimin kim olduğunu yazmıyor. Şimdi sen bize niye ihanet ettin pislik? Sen şimdi hikayeyi biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Aynen öyle. Kime çalışıyorsun arkadaşım? Beni şey yapma. Şimdi benim karakterimle ilgili Baki'cim, sana bu şeyle ilgili, Gnaeus'la ilgili her şeyden gına gelmiş bir arkadaşımız. Gnaeus'un bir kısıtlaması var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye bir kısıtlaması var. Böyle genel olarak sen takip edemedim Aha. hikayeyi diyorsun. Sürekli bir şey hali var. Tevazu saçmalıktır. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben her şeyi başarabilirim falan diyen bir arkadaş. Buna göre Doğru yoldur. roleplay ediyorum Cassius'u. Seni öldürmek istemiyorum diyor. Kolunu bacağını Evet, doğru keserim diyor. sol. Peki Roma Romalı, evet Ali'ciğim. If you can defeat my good friend Bestia Tabat in hand to hand combat, you are free to go. Neden böyle bir şey diyeyim ki ben şimdi? Baki, senin aklına geliyor mu bir sebep? Yani bence bir numarayı demek güzel. Yani Bence de. öldürme niyetinde değilim. Sevgi aplike edeceğim. Sevgi aplike edeceğim. Sana sevgi aplike ederim. De. Şimdi bak, bu cümleyi duyunca ben çok acayip oluyorum. Demin mesela Tamam. az önce bir Greek Fishing Village'e gittim. Bu villa kimin Evet. ya? Güzelmiş bu villa, şeftali bahçeleri falan. Sahibiyle tanışmak istiyorum dedim kapıdaki adama. O da dedi ki bana, defol git yoksa seni gebertirim. Evet, Lölo yaptı değil mi? Ya yapmayın. Şimdi bana cesaret edemezsin. Sen beceremezsin. Böyle şeyler söyledikleri zaman zaten parmağını keserim. Yeah. Bak şaşırdı. Oh, quit moaning. Aa, bu kız Oluyor geldi. ya, yani hata We have fewer yapıyor. questions than that. Please stop. Ha, bak. Şimdi sevgili Baki, dayak cennetten çıkmadır desek yanlış mı olacak? Olmayacak. Olmayacak. Yani bu arada ben bu oyun hakkındaki düşüncemi şöyle özetleyeyim. Buyurun. Fasih'e de söylemiştim. Abi bu oyun gerçekten TVZ oynuyormuşum.
Açıklayayım onu da. Terran vs. Zerg diyorsun. Yok, TVZ değil, PVZ. PVZ, evet. Ne dedi? Şuradan ileri geliyor. Oyunda devamlı rakibin expansion'lık. Ve bitmiyor. Devamlı bir yerde bir expansion. Evet, biraz öyle. Bir süre sonra başa çıkılmaz hale gelir mi bilmiyorum yani. Yeter artık. O da mı yani? Diye diye. Oyunun sonuna geliyorsun. Oyunun sonunda da Guardian'larla geliyor. Guardian geliyor biliyorsun. Artık 2500 tane expansion'sın. Guardian'a geçmişsin falan. Yeter artık diyor yani. Abi evet, ben şimdi benzer bir şey Umut da söyledi. Bir süre sonra bu şey meselesi. Bunu ne anlamda söylüyorsun? Plot açısından değil, senin sürekli olarak base'ine bir şeyler açıyor olman açısından mı söylüyorsun? Yok. Bunu bayağı plot açısından plot söylüyorum. Plot açısından. Plotta böyle devamlı diyen bir varlık var. Sanki Fasisa'yı yazmış gibi değil mi oyunu? Adeta Fasisa'yı yazmış gibi. Zaten avukat işine de girmiş. Çok korkunç her şey. O yüzden böyle bir şey var. Kötümüz güzel bir kötü. İyimiz güzel bir iyi falan gibi bakabiliriz. Tabii kötü ve iyi biraz tartışılabilecek durumlar. Efendim söyleyeyim. Onun arasında ben genel olarak hikayenin çetrefilli olduğunu da hissettim. Ben bir defa oynadım ve bitirdim. Aha. Fakat hikaye şeyi hissediyor. Abi böyle oynadım böyle oldu ama hani başka bir halde değildiğinde başka şeyler olurdu. Dolayısıyla mesela bir oyun şeyi roleplay edip sen benim kim olduğumu biliyor musun roleplay'dir. Bir dahaki elde yarın öbür gün ya da bir sene sonra ulan dur bu oyun güzeldi diye açıp da başka bir şey oynarsan olur diyorsun. Yani bu sefer de böyle Roma'ya inanıyorum falan diyen bir adam. Olabilir. İşte aynı. Olabilir. Yani gerçek fakir düşüncelere sahipsen öyle demokrat fakir falan, fakirlik, liberallik falan edeceksen evet anladım. Şimdi burada bu adam dedi ki Skyavola ya çalışıyorum. Skyavola'ya yaptırıyor bu işi diyor. Şimdi ben bunu niye söyleyemedim? Convincing someone with sound logical arguments and reasoning yapamıyorum ben. Bakıcım. Sen necisin? Ben etosçuyum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Oradan geliyor. Tamam. You have given us more than enough. Peki. We have to report this to the council. Lucullus'u, Lupullus'u, Lupullus'a söyleyeceğiz bunu. The boy's armor. O da bu arada... Aa bu da Lut kavminden bak. Andreas Kılıç'ın söylediği gibi Asyalı avcısı arkadaşım. Kim o? O isim Asyalı avcısı isim. Şu kişi Fasisa'nın... O kadar çok L var ki Asya'da hiç kimse söyleyemez. Gerçekten değil mi? Lucullus, Lucullus. Ben gideyim kendisiyle bir konuşayım. Biz Romalıyız. Biz onu söyleyebiliyoruz. Abi Skyavola yapıyormuş. Return to Prime... Abi burada değil. Burası benim kampım. Romalılar kötü değil. Hayır abi demokrasi getiriyor. Romalılar demokrasi getiriyor abi. Kötü şimdi derken... Abi ne olur ne olmaz. İhanet mihanet söz konusu. Ben level'larımı atlayacağım Bakicim. Ondan sonra çünkü kamptan çıkıp Prime Metallica'nın kampına gitmem lazım. Level atlamak istiyorum. Bu arada da... Prime Metallica. Oy. Prime Metallica. Kimler atlamış abi? Primary karakterler daha doğrusu NPC'ler atlamış. Onlar takılsın. Onun abi yanında bir sign'ı olan adamlar atlıyor. Şu işte. Umut atlamamış. Overkill Sinan atlamamış. NC'ye atlamamış. Allah Allah. Göreve gelenler atlamamış. Faius Pacifus. Hippocratus. Taurus bu boğaç oluyor. Boğaçın Latincesinin evet. Taurus olduğuna karar verdiler. Duxus atlamış. Bayağı Kaan da atlamış Filintay'ı. Bahadur'un karakterini henüz zaten bilmiyoruz. O zaman da build gönderecek. Şimdi o zaman sana da fikrini sonra gideyim. Benim açımdan Fırlamaya Gnaeus. Herifin zırhını çaldık. Bir de oradan bir kılıç buldum şeyden. Balıkçı köyünden. Kılıç değil de dagger daha doğrusu. Crit vururum. Flanked enemilere çok vururum. Güzel bir eşya. Evet 7-8. Ney? Bir temaya inanmış bir silah. Valla Faius Pacifus için hatırladığım kadarıyla. Şimdi ben wield notlarıma bakıyorum da. Faius Pacifus. Zaten çıplak elle flanking yapan bir adam. Yani arkaya dolanıp 2 puan alan. Nerede Faius? Bir şey çıplak elle dövüşecek dedik Veles için. Ama şu anda çıplak el skinle gidebiliyor mu? Bilmiyorum. Sen mesela bu klaslar ve build'lar hakkında fikirlerini söyle bana bir yandan. Mesela bu klasla ilgili beğendiğin beğenmediğin ne gördün? Yani günahkar hamleler görüyorum burada. Bir oraya bir oraya bir oraya falan verilmiş. Ama işte çünkü bu manyaklık olsun diye bu... Elime gelen karakterle ilgili biraz ama
Ben daha çok Greco-Roman'dan gitsin istiyorum Fayyus. Hatta o zaman şöyle oynama. Abi ver Greco-Roman'i, ver Greco-Roman'i yani. Evet ama işte Greco-Roman'leri tıklayınca bu neymiş bu arada? Light Armor, Movement artı bir, Bu Resistance güzel. veriyor, Health veriyor, Armor veriyor. Ne güzel. Dodge the first range reaction attack against you every round. Oo. Bu level için falan çok kuvvetliymiş Ve Traitor's Might. Smiley'i bence Fayus'a giydirmek de hikaye olarak güzel. Ben Fayus'a giydirdim. Kafasında Hayın fayın. çipet pet şeyi var. Cibili cibili şak 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 şapkası takıyor Fayus. Şimdi çıplak öyle ama bu çipet pet şapkası mı? Çıplak elle dövüşsün istiyorum Fayus ben. Mümkünse. O zaman Hatta çıplak vücutla da dövüşsün istiyorum ama unarmed damage diye başlayacağım tabii. Şu anda bu adamın unarmed damage'i kaç mesela? Burada ne yazıyor? 2-3. hocam baştan fakir başlıyor o ability'yi vereceğin yani şey. Evet. Brawler'ı Onu verdim. vereceksen hayat güzel. Verdim bir kere. Şu anda yumruk tekme atabiliyor. Ama bu Evet. adamı bıçak, dagger falan yerine Brawler'ı tercih etmeye başlaması. Yani o seti Hemen kullanmayı ediyoruz. Right now. edersin diyor musun? Şu andaki damage'im kaç benim? 4 tire 6. Tabii edersin. Ama ona bakmıyorsun. Şimdi aşağıda skilasyonlar var ya skilasyon. Skilasyonlara giriyorum. Skill açı. Basıyorsun R. Neler var? Güçlerine Sucker basıyorsun. Punch 4 tire 5. Bu bana Nükleer punch. 8 tire 10 mu oluyor mesela? Ne güzel. Yok. Şimdi işte 4 tire 5 oldu. Ha, şimdi 4 tire Güçlerine. 5 oldum. 4 tire 5 çok iyi değil. Aid edebiliyorum. Başka bir şey pek yapamıyorum. Ama bunun yanına bir de dagger falan alabiliyor muyum? Bir unarmed. Yani şöyle oluyor Tabii herhalde. ki. Alabilirsin. Flank etmeye doğru gidecek mi bu adam? Gerçi ne yazmışız biz bu adamın build'ine? Bayus'a çıplak el flanking yazmışız. Peki o zaman çıplak el flanking oynuyorsa bu adam böyle birazcık oynasa mesela tamam diğer seti dursun böyle. Ne kadar güzel silah varsa Fayus'a veriyor olduğumu dikkatini çekmek istiyorum. Doğrusu. Doğrusu bu. Bununla %25 flank ederim. Aynı zamanda Sucker Punch'ı da kullanıyorum. Hem de ne diyorsun Bizim söylesen. karakterimiz nedir abi? Ona bir Benim gelebilir karakterim misin? abi Hayatta en önemlisi şöyle bir o. karakter. Veterandan gidiyor. Kafa Ha, tamam bu tekme. kuvvetli gene bir bu build'e oynuyor. Evet. Ben Kendisi o zaman verelim ability'sini geçelim. Öyle yapmayalım. yapalım. Nesi var bakalım? Kendisi Sağ tarafta kendisine gizli bir ability gözüküyor orada. Evet abi. Ben kendime demişim ki bu arada notlara bakıyorum. Veteran main bu adamda demişim. Vanguard second birazcık alabilir. Arada bir yerde Bastion demişim. Şunu alsa iyi olur Evet. demişim. O güzel ama şey, veterandan bir son skill'i açalım Bakacağım. hazır Ultisi başlamış için. Warcry Triarius'lara stun assist demişim. Yani etrafı stun Evet. ediyorum. Triarius'lara da sopalarla dövüyorlar. Ultim bu Evet, biz demişim. onu kovalıyoruz. Basalım tuşlara biz. Buraya Hayır, gelelim bir bağlı. buraya kaç istiyor? Şu anda buraya gelebiliyor. Base damage to equipped Ben shield. bunu tavsiye etmiyorum. Neyi tavsiye Bu edersin? neymiş? Bu da bir tavsiye değil. Bir üstü neymiş? Bir üstü Bakalım. de opportunist weekend'a vururum Bunu diyor. tavsiye ederim mesela. İki tane var Öyle mi? Attack tavsiye. of Opportunity çok fırsat yakalayamıyorum ama niye öyle dedin? Çok az oluyor. Çok delicesine olmuyor. Başta sonradan sayılar artınca oluyor ama. Şöyle geri kalan skilasyonlara bakacak olursak Skillatçı. bir o güzel bir oyuncak. Fakat bir skilasyon veriliyor. Öbürkü de zaten Shield'la adamın kafasına eklesem ki Valla diyorum. ben Shield'ımla şu hata yapmayı çok seviyorum. Şu Defensive Strike'ı. Buna damage'ı arttırmak da işime gelir. Çünkü bu Defensive Strike işe yarıyor çok. Bir tane deflection sağlıyor. 3 tire 7 damage vuruyor. Bunu 4 tire 8'e çıkarmak 4 tire 8'e çıkıyor değil mi? Evet. Daha iyi bir Shield da bulabilirim bunu yapmaya tabii. Elimdeki Shield. Ben bir şey söyleyeceğim. O bir shield habilitası mı? Shield damage mi? Hayır, bu Buna bir bir bakabilir şey miyim? damage'i. Ha Shield damage Evet, herhalde. Bir dolayısıyla dakika. Yok slashing ben diyor lan. zannetmiyorum öyle olduğunu. Aa. Oha, iyi söyledin ha. Ben onu otomatik shield damage diye düşünüyordum. Kılıçtan gelen bir şey. O zaman shield damage bana Evet. çok gerek yok. Ben de Evet. tam olarak bu nedenle ona gitmedim. O zaman Dolayısıyla burada Warcry 3 puan istiyor. Ben bu 3 puanı bu tree'de bulmak için opportunist'e ver mi Evet. diyorsun yani sen? Evet. Ben iki opportunist bir stand tavsiye ediyorum. İki kareye standing fast, immune to cripple, stock stun. Güzel ha. Bu sonradan gerekiyor. İkinci level'da da knockdown'ları kaldırıyor. Güzel hikaye ha. İki kare çevremde. Bundan Tabii iki tane bu vermek yerine bir opportunist iki stand fast olabilir.
Yok, onu 0/1 değil mi o? Stanfest. Doğru söylüyorsun. Evet, o zaman iki opportunity'si, ikincisi stun ediyor. Asıl abi. Evet, stun ediyor. Doğru, ben de stunner birisiyim. Evet. Hemen Warcry'a doğru gitmek mi, yoksa önce Bastion almak ya da işte Hardened? İşte burada... hemen Warcry. Hemen Warcry diyorsun. Hemen Warcry'a doğru. Baki dinleyip gidiyorum. Opportunist'i aldım. Şu anda useless. Ama bir dahaki level geldiğinde stun değil diyorsun. Peki. Bir diğer karakterleri deploy edecek olursam level, ya da bakalım bu herif ne yapmış zaten. Verelim abi. Bu adam çok muğlak ama defender gibi oynuyor. Daha muğlak değil bu arada. Nimble dışında bir şey almış değil. Nimble'da o zaten gayet makul. Defender'ın nereye gidiyor? Ne yazmışım? Yazmadım tabii. Sadece önemli karakterleri yazdım ben. Şöyle Defender'da sağ tarafta bak o 0/1 olan var ya. Repair. O güzel. Niye? Çünkü ya bunu şimdi de almak iyi. Çünkü dikkat edersen şimdi oyunda kılıcını kıramıyorlar ama shield'ını kırıyorlar. Kılıcımı da galiba olunca, bir round'luğuna disarm edebiliyorlar. Aynen. Shield'ın rezil olunca dram yaşama diye. Aynen öyle. Bir sürü şey shield broken. Hele ki bu adam bayağı shield'çi, defansif adam. Peki abi al repair abi. Onu veririz. Rezil olmayalım. Sineros oyunda kendinden kürlü tek adam. Evet. Çok çok ilginçmiş bu. Sonradan fark ettim ama zaten NPC olduğu için sık kullanmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar main karakterlerle oynamak istiyorum. Ama bu herifle ilgili sen yapsan ne yapardın? Bu adamın şey habilitası, başka oyunda kimsede olmayan healing habilitası yüzünden bu herifi medik yapmak değil mi doğrusu? Bence de medik güzel. Hani destroyer kısmında kuvvetli bu skill tree'nin. Flagbearer'da evet, evet. Güzel bir buffer. Ama ben olsam medik yaparım. Medik yap geç yani. Bu zaten yan karakter gibi düşünüyorsan. He? Öyle düşünüyorum. Yap öyle. Benim main Triarius'um, Destroyer'im, Kaunus, Flintae. Main mediğim de Taurus, Hippokratus. Zaten iki tane adamım var. Bu herife de ben çok ısrar ettikleri halde ben bu karakteri... Şimdi bu adamın zaten kendinden bir şeyi var. Şöyle evet, bir ability var. Başka kimse de olmayan. Aynı. Doğru. Onun üstünü bununla bufflamak ne güzel. Tabii tabii. Abi cure var orada bak. O cure güzel bir skill. Bu da güzel evet. Bu da güzel. Çünkü bu tip şeyler biliyorsun. Bu utility edevatları falan. Hı-hı. Önemli oluyor. Kıçını başını yakıyorlar. Greci bu ateşi bandaj atıyorlar. Bandaj kullanmadan bunu yapabilmesi de güzel diyorsun. Zehirliyorlar falan. Onlara karşı kür, bir de kürün altına da basarsan. Altına da gidersen bir altına. Ha buraya. Gıcır gıcır diyor. O da diyor ki bak diyor. Sen kürü basarsan diyor. Evet. Bir de hit point diyor dolduragan. Evet oradan almak daha güzel tabii. Burada da logistics. Logistics zaten herifin içinde geldi. Movement maksimum fena evet. Değil. Fena bir fikir değil ama hani bilemedim. Çok kullanmadım. Ben şimdi Q'ru aldım bu adama. Tabii. Medikus'tan gidiyorum. Bu arkadaşımız Fasih tarafından soyulduğundan beri böyle geziyor artık. Var mı elimde bu adama gidirecek? Ha bir zırh buldum. Ama bu Fayus'un zırhı mı? Nerede Fayus? Ha tamam şimdi çıkardı zırh. Güzel al sen bu zırhı giy. Traitor's Mail. Traitor's Mail tabii. Şimdi bu Veles çok ilginç bir karakter. Özellikle hani değişik değişik oyunları var. Bu görünmeden haritanın öbür ucuna bir roundda gidip single one shotlamaca var. Fayus gibi Greco-Roman güreşmece var. Ha, rezillik. İtiri kadar koşar gibi var. Sen mesela neyle evet. Eğlendin? Ne hangi şeyle? Bu karakter için sormuyorum. Abi, Fayus'a yaptığın Greco-Roman build mesela sence güzel bir eğlenceli build olur mu? Ben başta onu yapmamıştım. Sonradan yaptım. Bence keyifli abi. Ben hepsinden birer tane NPC'lerime koy deneyeyim bu neymiş falan diye. Hı-hı. Hepsi yani bir şeyler yapıyor duruma şey göre değil. Falan. Bu karakter hepsi türünde yani. Bu karakter türünde şunun hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini düşünüyorum. Bu gider. Nedeni de şu. Şimdi sondaki skill'ler daha kuvvetli ya. Hı-hı. O yani, yüzden tabii sen yana doğru gitmek günahtır diye başladın zaten lafa da. Biraz tree'yi farmla da abi şeyi ortaya çıksın. Yani üçüncü tarafa gel bir ne olduğu ortaya çıksın karakterin. Sonra oradan sonra buradan şey alırsın. Yaparsın. Anladım. Sonra peki zaten bu NPC olduğu için buradan bir yerlerden gideyim. Mesela Duelist şimdi Fayus Brawler'dan gidiyor zaten. Başka da Veles yok elimde. Bu herif de işte buralara tıklamış. Lone Wolf almış. Ama Lone Wolf da duyulasın abi. Duel'lasın diyorsun Lone Wolf'a rağmen. Hı. Yani buralara crit chance veriyor. Duel'da tamam. Nasıl bir build diyorsun?
Fokusla abi başlamak bir, çok güzel değil mi ya? Bunun bir sürü şeyi var. Ya bu böyle çok fokusum var. İnsanların ağzına atıyorum var. Bir de şey de güzel bayağı. Ya Bloodthirst de güzel. Çok güzel yaşa. Hep beraber. Öldürürsem Bloodthirst olurum. Sen ne diyorsun? Şu anda nereye git dersin? Mesela ben şuna çok tıklamak istiyorum. Böyle çok bedava ama aldığın fokusları evet. kullanamıyorsan ne yapacaksın diye de bir soru var. Bence önce doge al. Doge diyorsun. Güzel. Tamam. 4 fokus dövüşürken doge edersin. Doge ne diyor? %50 mi? Bunlar gibi optimize etmek değil değil mi? Çeşit çeşit şeyler. Yo tabii tabii işte aynen öyle. Delirmiş nerd gibi ne yapıyoruz yani? Kız var. Tamam. Kız hemşire görüldüğü üzere. Kız iyice marksmen'e doğru gitmiş. Tamamen Overwatch tekme. Zaten bunun build'ı var. Çünkü Umut'un karakteriyle aynı olacak diye yazmışız. Sana da danışmış olayım. Pardon Umut'un diyorum. Şeyin Duxus'un Mert'in karakteriyle aynı. Marksman gidecek. Birazcık sniper sonra alacak. Rebuke'u ikiye çıkarsın demişiz. Aynen. Sonra kick alsın. Sonra buradan cümbüşünü yapsın. Arada bir yerde marksman alsın demişim. Sana makul geliyor İyi mu? İyi demişsiniz abi. Güzel Aynen. demiştik. O zaman abi mesela powerful kick yaklaşana tekmeyi basar geri iter knockdown ederim diyor mesela. Ya orada şöyle bir şey var. Pasif olarak şey yapıyor ya. Opportunity yapıyor. Dolayısıyla ben o hani rebuke kick opsiyonunu inanılmaz beğenmiyorum tahmin edebileceği gibi. Çünkü itiyor. İttikten sonra artık dram yaşıyor. Onu daha sonradan almaya gayret ediyorum. Yukarıda bir sıfır böyle bir şey var mesela. Ne dedi? Adjacent'ı ama bu da opportunity trigger ediyor. Ben de tuhaf hissediyorum o yüzden bununla ilgili. O da diğerinin aynısı zaten. Dolayısıyla işte opportunity trigger etmez ya da bilmem ne yapmaz gibi bir etkisi olacak. Dolayısıyla yani buradaki bütün geri kalan skill'ler son tree'ye kadar ziyan olduğu için. Evet anladım. O tepikleri mepikleri alıyorsun. Ama şu çok güzel mesela. İki tane Tabii atan bir. Tabii onu işte hemencecik alabileceğim. Hemencecik buraya gitmenin yolu rebuke'e vermek. Oradan aşağılara i̇şte, bir şeylere tıklamak. Aynen ne yapalım? Öyle. Rebuke artı iki tane kick alacağım. Evet ben de öyle demişim. Sırf buraya ama buraya gitmeme engel değil bu değil mi? Değil. Tamam. Yok oraya o götürüyor zaten. Yok bazılarında çizgi var ya arada. Burada var ya, mı acaba? Ya o çizgisi yok. Yok. Tamam rebuke kick kick steady hands belli ki buranın ne yapacağı. Gelelim Taurus Hippocratus'a. Bu bizim medyimiz. Bir şey değil, bir Sineros değil ama önemli olan Boğaç'ın karakteri olması. Zaten medikten tıklamış. Ama zehirliyor da. Zehirliyor da. Ayrıca ne yazılmış Taurus'a? Flagbearer'ı da denesin demişiz. Flagbearer'da çok ilginç şeyler var. Mesela şu var. Var. Bu biraz güçlü. Var var güzel. Bir puan ver bunu al. Sonra da bu var. Yani güçlü doğru. Hani onu söylemekte fayda var ama güçlü sadece. O kadar. Ya, evet. Eğlenceli belki bir şey değil ama karakter şeyi düşünülmüş zaten. Arkada duruyor. Bak 3 karelik pike var elinde. Arkada duracak. Takım mı build, takıma komut verecek herhalde yani. Takımı yönetecek. Aynen abi. Heal gördüğün her şeyi bence başta al. Heal gördüğün her şeyi diyorsun. Mesela bu da diyorsun. Ha. Alınmış ama yani. Bir daha mı tıkla diyorsun? Yani ne yapacağım? Mesela şuraya doğru gitmeye çalışabilirim. Yok o sol tarafta aşağı inip revive alacaksın abi. Öyle mi diyorsun? Hangisi tabii, tabii. revive bu? Ya da curse revive. Incapacitate. Incapacitate'i kaldırmak hoş tabii. Yani öyle tabii, öyle, tabii, öyle düşününce. O zaman bir tane daha bir şey ya poison'ı arttırırım. Ne diyor? Yani %5 daha ihtimal ya da daha çok heal ederim. Bu da bandajla yapacak tabii healing'i ama ya olsun diyebiliriz ya da bir tane logistics verilebilir. Bu da karakter bu etrafını inspire eden adam için hani güzel. Herhalde işe yarar. Sonuçta arkada duran bufflayan bir adam bu adam. Çok geliyor. Yani şöyle tactical opsiyon sunuyor. Evet. Evet. Al bakalım logistics'i Taurus. Al bakalım. Sırada da revive Eşit var. Eşit olsun. Yani çılgınlar gibi optimize edersen hani birbirini almak hani doğru olmayabilir ama çok da sıçmeydi. İyi bir yöntem. Aynen öyle. Bu adam için revive şimdi sırada. Sonra da inspire'a git. Yazdım kendime. Yani adım adım gidersin. Duxus level'ını atladı. Duxus'la kız gibi marksman'dan gidiyorum. Aynen deminkinin evet. aynısı. O yüzden 2 rebuke 1 kick ve... Yok yok. O 1/2 yazıyor. Onu alacaksın abi marksman'daki. Ha önce bu ikinci yani niye ya yani ben bu arada hiç ihtiyaç duymadım neredeyse doğru düzgün oynarsan ama hani alabilirsin.
Ha bu herifin içinde gelmiş. O yüzden fazladan puan var Veya burada. O zaman Kike hiç gitmeden gidemem ki abi buraya. Yok gideceksin. Kiki alacaksın abi. Al tipiysen. Herkes ultra tipikçi olsun abi. Bir şey olmaz. Hadi al. Verme ikinci sadece şey genişletiyor. Neyse oldu. Tamam. Ya evet, Fark bu etmez. ben bunu ver Sonra gene diyorsun sediye sandım. verirsin abi. Bir şey kaçmıyor. Eyvallah. O zaman gelelim asıl destroyer adamıma. Destroyer adamımın elindeki item da öldürdüğüm zaman random birini %10 iyileştiririm diyor. Güzel. Skill. O yüzden herkesi bununla öldürmeye çalışıyorum. Destroyer'den gidecek Kanyus. Biraz medik veririz sonra demişim ama Death Blow 2, Quick Launch 1, Reckless 2, Thunder 1, 2, Finisher 1 diye gidiyor zaten. Sen Sonra da bu Cure yazmışım. rakibin ağzına vurma oyuncağı olacaksa o zaman Double damage. Yani evet. Güzel. Quick Launch da güzel bu arada. Quick Launch güzelden öte mühemmel. Mühemmel diyorsun. Niye bir vuruyor bu? Çünkü öz fekir. Çünkü dürtük ability'si o. Ama yani bir değildi ya. 2-3 vuruyordu. Sence şu anda Quick Launch mı Deadpool Vuracak. mu? Quick Launch. Kesin. Pekala. Quick Launch çünkü dikkat edersen bedava. bak ability'de ne yediğini görüyor ha. Evet, Aynen. bedava. Farkındayım. Bu yüzden güzel yani. Bedavaya bir Evet. demiş. Bir iki tire üç olsa daha güzel olmaz mı mesela? Ne kadar güzel Vurur olur. vurur. Onu vurur. Birazdan 2 tere 3 bakarız. Zaten Quick Launch'ın bedavaya fazla vurur. dahasını da istemeye gerek yok yani. Inventuarda bir şey gelmiş. Quest item. Ha, bir tane sembol buldum bu balıkçı köyünün ağasını döverken. Onun dışında İyiymiş. poison aldık. Ne yaptım bilmiyorum. Ben o köyde adam dövmeye başladım bir yerden sonra. Plot'u izlemedim. Onun dışında onun yerine köydeki herkesi ve köyün ağasını dövdüm. Ağayı dövmedim de ağanın villasını falan dövdüm. Gardlarını. Sonra o Doğru köyden yoldasın. Çıkan itemları o yüzden şey yapamadım. Anlamadım tam. Yani hani neler oluyor. Ama level'larımı atlamış oldum. Çünkü döverek çözdük her döverek şeyi. yani. Evet, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan diye gezdim. Şimdi abi Gayet Lucumus. güzel level'larımızı attık. Yani önemli olan şey şu. Bakalım bir. Neye? Paramız var mı? Var. Var. Kölemiz var mı? Var. Az var ama var. Efendime söyleyeyim. Oyuncağımız, medisinimiz, otumuz, bokumuz var. Tamam, çok güzel. Süper. Her şeyimiz yolda. Yani Lucumus'la konuşmaya gidiyorum ben. Tabii. Çünkü konuşalım. Lucumus şey anlat. Bakalım bu hain meselesi. İşler karışıyor. Cibilitis. Cibilitis. Aynen.